Bu yayınımızda Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Özlem Moraloğlu Tekin'le birlikteyiz. Kendisine gebelik ve doğum yönetimi konusunda sorularımız olacak. Kendisine özellikle hoş geldin demek istiyorum öncelikle. Yayınımıza katılma davetini de kabul ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin demek istiyorum ve sözü Hoş ona buldum. bırakıyorum. Evet, ben de özellikle çok teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Böyle bir yayını aracılık ettiği için başta Profesör Doktor Zafer Güney olmak üzere tüm emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreçte, yani pandemi sürecinde gerçekten hepimizin kaygı düzeyi çok yüksekti. Ama unuttuğumuz bir grup var. O da gebelerimiz, anne adaylarımız. Onlar zaten stresli bir gruptu. Bu süreçte onlar da biraz daha kaygı durum bozuklukları oluştu. Ne yapacağız? Nasıl doğuracağız? Gebe takiplerine gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Hastanelerde durumlar nasıl? Bu nedenle böyle bir program vasıtasıyla onları da rahatlatmış olacağımızı düşünüyorum. O anlamda da çok teşekkür ediyorum Zafer Hocama. Ben öncelikle tabii bütün anne adaylarımızın ve annelerimizin Anneler Günü'nü de kutlamak istiyorum. Ben de hem bir anne olarak hem de bu doğum mucizesine her gün tanıklık eden bir kadın doğum uzmanı olarak gerçekten anneliğin ne kadar kutsal bir süreç olduğunu ve bu yolculuğun ne kadar aslında zor, meşakkatli bir yolculuk olduğunu da bilerek Anneler Günü'nü herkesin tekrar tebrik ederek başlamak istiyorum. Dediğim gibi biz yaklaşık Mart ayının başından beri aslında bu pandemi sürecini başladık. Hatta biz Ankara Şehir Hastanesi olarak Mart ayının yani ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan çok daha öncesinde pandemi kurullarımızı oluşturmuştuk. Pandemi planımızı, planlamalarımızı da yapmıştık. Bunun da gerçekten bu süreçte çok faydasını gördük. Bildiğiniz gibi Ankara Şehir Hastanesi büyük bir hastane. Dünyanın üçüncü büyük, Türkiye'nin en büyük hastanesi yatak sayısı ve metrekareye yüz ölçümü olarak da. Bunun da aslında bu döneme çok büyük avantajları ve getirileri oldu. Şöyle ki şehir hastanesi pandemi hastanesi oldu ama aslında bir kampüs burası ve yaklaşık 6 tane içerisinde farklı hastaneyi barındıran bir kampüs. Bunlardan birisi kadın doğum hastanesi. Biz bunlara kule terimini kullanıyoruz. İşte yanımızda çocuk hastanesi, onun yanında nöroloji ortopedi hastanesi, onkoloji hastanesi ve kardiyovasküler cerrahi hastanesinin de bulunduğu ve bir de genel hastanenin olduğu 6 tane bu şekilde kuleden oluşan bir kampüste yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bu süreç için sadece üçüncü kulemizi, yani eskiden nöroloji ortopedi kulesi olarak geçen hastanemizi ayırdık. Ve bu dönemin yönetiminde COVID pozitif olan bütün hastalar ve COVID poliklinikleri, COVID acilleri hep orada konuşlandırıldı. Bu sayede de aslında normal hizmeti de yürütebilmeyi amaçlamıştık çünkü. Bunu başardık. Hem kalp hastaları hem bu dönemdeki onkoloji hastaları ve gerekse hani doğumlar hiçbir zaman beklemez. Gebelerimiz ve doğumlarımız bu süreçte güvenli bir şekilde yürüyebildi. Bunu buna borçluyuz. Öncelikle onu söyleyelim. Anne adayları hiç korkmasınlar. Çünkü biz onlarla bir WhatsApp grubu oluşturduk bu dönemde. Öncesinde bir gebe okulumuz vardı. Sürekli birlikte olduğumuz ama sosyal izolasyonun bir tabii götürülerinden biri olarak okula ara vermek durumunda kalmıştık. Ama gördük ki ciddi bir kaygı var gebe popülasyonda. Biz de bir WhatsApp grubu kurarak aynı gebe okulunda olan faaliyetlerimizi bu gruplardan dijital ortamda devam ettirdik bu süreçte. Zaman zaman oradan bize geri dönüşlerden görüyoruz ki birincisi annelerimizin, anne adaylarımızın en büyük korkusu ben bu süreçte hastanelere gidebilecek miyim, güvenebilecek miyim? Hatta şunu bile soruyorlar, hastanelerde yeterince önlem var mı benim için? Yani normal hastayı ve COVID'li hastayı ayrı ayrı yönetebiliyor mu hastaneler? Bu soru çok geliyor. Hatta bana bakan personel aynı zamanda COVID bakan personel mi sorusunu soran bile var. Çok bilinçli sorular gerçekten.
Bu anlamda biz baştan, ben bir PowerPoint'tan görseller de hazırladım, göstermek istiyorum. Teşekkürler. Çok güzel, girişten itibaren triyaj alanlarıyla başlayarak hastanemizi bu dönemde özellikle bu annelerin kaygılarını da yönetecek şekilde planladık. Bilmiyorum şu anda görüntü geldi. Görünüyor, gayet net görünüyor. Evet. Şimdi burası Ankara Şehir Hastanesi. Bakın şu bahsettiğim kampüsümüz ve 6 tane burada 3 bir tarafta, 3 bir tarafta olmak üzere kulelerimizi görüyorsunuz. Yani 6 ayrı hastane ve ortada bir merkezimiz var, KOR dediğimiz. Orası işte bu genel hastane, radyoloji, sterilizasyon, dezenfeksiyon gibi ortak alanların bulunduğu bölüm. Biz şuradayız kadın doğum hastanesi olarak. Biz bu süreçte ne yaptık? Özellikle dedim gelen hastalarımızı aldığımız kapıları azalttık. Yani şehir hastanesinin böyle bir özelliği var. Çok geniş bir mekan ve birden fazla da hastaneye giriş çıkış kapıları vardı aslında, imkanı vardı. Her kulenin de öyleydi. Biz öncelikle bunlara bir sınırlama getirdik. B2 otoparkımızı kapattık tamamen. Hasta girişlerini ve personel girişlerini sadece B1 katından, otopark katından ve bir de önden, ön tarafta poliklinik girişi dediğimiz alandan sağladık. Bunun bize ne getirisi oldu? Bir de acil alanımız var ve acil alanımız o demin gösterdiğim hani KOR dediğimiz ortak alan içerisinde. Yani bizim kulemizden tamamen bağımsız bir alan. Dolayısıyla COVID şüphesiyle gelen gebelerimizi de o alanda ayırdığımız ayrı bir bölümde yönettik. Yani hiçbir şekilde hastanemizi bu dönemde şüpheli hastayla meşgul etmedik ve bulaştırmamayı da özen gösterdik ve çok şükür hala en temiz kule olma özelliğimizi de koruyoruz. Bakın burası bu ilk üstteki acil girişimiz. Orada bir triyaj oluşturduk ve bu triyajda işte hemşire arkadaşımız öncelikle gelen her hastanın ve hasta yakınının ateşini ölçerek ve Sağlık Bakanlığımızın bize yolladığı bir sorgulama formu var biliyorsunuz. Bu forma göre sorgulamasını yaparak eğer şüpheli bir durumu varsa bu sorulardan birisine eğer evet cevabını veriyorsa o zaman şüpheli alan dediğimiz kapısını bile ayırdığımız bakın tamamen şöyle sarı levhayla işaretlediğimiz ayrı bir kapıdan ve ayrı bir koridor geçişinden ayrı bir arena alanı oluşturduk bu hastalara. Yani şüpheli hastaları dahi normal şu giriş bölümümüzden almayarak veya orada bekletmeyerek aslında bir nevi bu hastaların birbirine bulaş yönünden de güvenliğini sağlamış oldu. Aynı şekilde bakın B1 otopark girişimizden ve ön poliklinik girişlerimizde oluşturduğumuz bu triyaj alanlarından da yine aynı triyajı kullanarak hem personelimizin, kendi sağlık personelimizi de her gün, her sabah veya her vardiya değişiminde bu triyaj alanlardan içeriye alarak ateşlerini ölçüp, sorgulamalarını yapıp şüpheli bulduğumuz durumlarda da yine hiçbir şekilde kulemize sokmayarak aynı yine biraz önce gösterdiğim acil alanımıza yönlendirip o alanda işlemlerini devam ettirdik. Bu da dediğim gibi bizim normal hizmeti yürüttüğümüz kendi hastanemizin bu anlamda temiz kalmasına büyük bir vasıta oldu. Şimdi bu dönemde en çok sorulan sorular dedik neler? İşte acaba gebelik de bu enfeksiyon yani COVID-19 enfeksiyonu kötü seyreder mi? Bu en başlarda bizim yani kadın doğum camiasının da hep aklına gelen kötü senaryolardı. Çünkü bu konuda biliyoruz ki çok da veri yok. Özellikle gebe popülasyonla ilgili elimizde çok kısıtlı sayılarla yapılmış yani yaklaşık işte bir 100'e yakın çalışma çıkıyor PubMed'de ama bunların içeriğine baktığımızda çalışmaların en fazla 100 ya hadi bilemedin 200'lük serilerle olduğunu hatta bir kısmı 40'larla 50'lerle yapılmış. Çin'den gelenler öyleydi. Küçük hasta serileriyle ya da vaka serisi şeklinde yapılan literatür katkıları olduğunu gördük. Bu da bizi de endişelendirdi. Çünkü gebelik süreci bildiğimiz gibi bir takım fizyolojik değişimlerin olduğu bir süreç. Ve aslında enfeksiyon hastalıkları bu fizyolojik süreçte değişimler nedeniyle gebelik döneminde biraz daha ağır seyredebiliyor. Ki biz bunu nerede gördük? 2013 yılında yaşadığımız H1N1 pandemisi zamanında yani domuz gribi sürecinde biz bunu yaşadık.
Gerçekten çok kötü seyretti. Çok ağır hastalarımız oldu, gebelerimiz oldu, hatta anne ölümlerimiz oldu. Tabii ki bu nedenle de endişelerimiz vardı. Bu pandemide de acaba böyle bir şey yaşayacağız mı diye. Çok şükür hem bize o elimizdeki literatür katkıları böyle olmadığını zaten söylüyordu. Yani gebelerin de aynı erişkinler gibi bu süreçte benzer şekilde semptomlar gösterdiğini, gebelikte erişkin bir başka erişkin hastadan farklı ağır bir tabloda seyretmediğini virüsün. Hatta yine bu bilimsel verilere baktığımızda çok daha hafif seyrettiğini, anneden bebeğe geçişle ilgili her ne kadar elde yeterince bilimsel kanıt olmasa da bir geçiş olmadığını gösteriyor veriler ve biz de bu dönemdeki takiplerimizde ve yaptığımız çalışmalarda da bunu gösterdik. Hakikaten direkt anne karnından bebeğe bir geçiş biz de izlemedik. Bunlar bizi biraz rahatlattı. Bu nedenle hani bu program aracılığıyla gebelerimizi de rahatlatalım. Rahat olsunlar. Bu süreçte tabii ki bütün erişkin diğer hastalarımız ya da diğer popülasyonun, toplumun aldığı önlemlerin hepsini onlar da almakla yükümlüler. Yani sosyal izolasyona dikkat edecekler, el dezenfeksiyonuna, sık el yıkamaya dikkat edecekler. Tabii ki maskelerini takacaklar, özellikle kapalı ortamlardan uzak durmaları lazım. Veya mecbur kaldıklarında mutlaka maskeyle ve en az 2 metre mesafeyi koruyacak şekilde ayarlamaları yapmak durumundalar. Ve aslında bu süreçte görüyoruz ki gebelerimiz de kendilerini çok iyi korudular. Böyle de bir gerçek var. Çok fazla gebe hastamız olmadı diyebilirim. Yani biz şehir hastanesi özelinde baktığımızda pandeminin başından bugüne kadar 20-25 civarında bir şüpheli grubumuz oldu. Bunlardan pozitif çıkan işte 5 gebemiz var. Ve onlarda da hiçbir komplikasyon, ne gebelikle ilgili ne de doğduktan sonra bebekle ilgili bir sıkıntı yaşamadan evlerine sağlıkla taburcu ettik. Bunlar iyi haberler. O nedenle rahatlatalım anne adaylarımızı. Ama tabii ki önlemleri elden bırakmamak lazım. Peki bir şey sormak istiyorum bu noktada. Aslında biraz da açıkladım söylerken de. Daha izleyenler daha net anlayabilsin diye soruyorum. Bu olay, yani COVID-19 olayı sizin gebe takibi açısından rutinde yaptığınız, düzenli olarak yaptığınız şeylere ek olarak bazı şeyler yapmanızı gerektirdi mi? Yani belki onu vurgulamakta, ya belki hani alanları anlattın aslında, göstermiştin ama onun dışında hani rutin takip sırasında nelere dikkat ettiniz ya da nelere önem verdiniz, onu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi bu süreçte bizim için en önemlisi gebe takiplerini ne sıklıkla yapacağız? Soru buydu. Gebelerimizden de gelen en çok sorulan soru buydu. Yani eskisi gibi her ay tahliller için, tetkikler için hastaneye gelelim mi? Yoksa bu arayı biraz daha açalım mı? Sorusu çok geldi gerçekten. Biz de gerek bu dönemde yayınlanan bilimsel guideline'lar, rehberler ışığında ve literatür ışığında kendimiz bir rehber hazırladık. Bunu bilim kuruluyla da paylaştık. Aslında bu süreçte gebe takibiyle başlayacak olursak, öncelikle bir gebeliğin pozitif olduğunu gösterdiğimiz ilk muayene ve akabinde bizim en çok önem verdiğimiz ilk trimester taraması dediğimiz 11-13 haftalar arasında gebelerin hastaneye gelip, çünkü bu dönemde biz ikili test dediğimiz bu anomali taramasını içeren bir test de yapıyoruz. Bu testi ultrason eşliğinde yapıyoruz. O dönemdeki ultrason taraması önem arz ediyor. Pek çok anomalinin erken tanınması ve bulgusu açısından özellikle baktığımız bir takım bölgeleri var fetusun. O anlamda gebelerimizi özellikle bu takibine mutlaka gelmesi konusunda uyardık. Yani 11-13 hafta arası bir gebe takibi önemli. Daha sonra ne zaman gelecekler? İkinci takip dönemi 18-22 hafta arası dediğimiz gebeliğin yani ikinci trimesterine rastlayan ve bizim o dönemde artık bebeğin bazı organları daha çok büyüdüğü için daha net görebiliriz. Bunlardan biri kalp, biri işte böbrekler. Dolayısıyla da ayrıntılı ultrason dediğimiz taramayı yaptığımız süreç, ikinci takipleri bu şekilde planlanması gerekiyordu. Ve biz böyle bilgilendirdik herkesi. Şimdi de hani bu vesileyle de bilgilendirmiş olalım. O haftadan sonraki takiplerine
28. haftaya kadar aslında gelmeyebilirler. Yani biz o arayı biraz açmış olduk. Eskiden ne oluyordu? İşte bebeğimin cinsiyetini bir göreyim. İşte biraz şikayeti olan bir gebe geliyordu. Veya biz bir ay sonra bir kontrole gel diye çağırıyorduk. Aslında o süreyi bir aydan biraz daha 1,5 aya kadar bir uzatmamız oldu. 28. hafta neden önemli? Bu dönemde de biliyoruz ki şeker taraması yapıyoruz, yüklemesi yapıyoruz ve gebeliğe bağlı oluşabilecek şeker hastalığını ön tanıyla, tarama testiyle öngörmeye çalışıyoruz. Böyle bir protokolü uyguladık. Ve ondan sonraki tarama testlerimizde, yani bundan sonra özellikle gebeliğin 3. trimestri dediğimiz son ayına giriyor gebeler. O süreçte biz eskiden ne yapıyorduk? Her ay çağırıyorduk yine. Hatta 3 hafta aralarla, özellikle 36 haftadan sonra her haftada bir çağırıyorduk gebelerimizi. Bunu da biraz arasına açtık. Dedik ki siz 34. haftaya kadar işte bebek hareketlerinizi kendiniz evinizde takip edin. Eğer herhangi bir riskiniz olmazsa, bir tansiyon yüksekliğiniz, işte baş ağrınız, bir kanamanız olmazsa veya bir problem hissetmezseniz 34. haftaya kadar, yine 28'den 34'e kadar yine gelmeyebilirsiniz dedik. Ama tabii ki acil durumlar bunun dışında. Dolayısıyla bu araları uzatarak bizim bu aile hekimliğinin yaptığı gibi aslında 4 ana izleme indirgemiş olduk. Yani bizim bu pandemi sürecinden önceki izlem sayımız 17'lerdeydi. Bunu hemen hemen işte 4 ve bilemedin 5 ya da 6 izlem gibi planlayarak biraz daha araları açık bir takip sistemine geçtik. Bu da amacı burada neydi? Asla şöyle düşünmesinler anne adayları. Yani hastaneler tehlikeli, onun için bizi gelmeyin diyorlar, arayı açıyorlar. Asla öyle değil. Aslında hastanemiz temiz. İşte aldığımız önlemlerin çoğunu da anlattım. Burada amaç sosyal izolasyonu azaltabilmek. Yani artırabilmek. Yani insanların hani bekleme sırasında oluşabilecek risklerini en aza indirgeyebilmek. Bir de tabii ki zaten bu dönemde sokağa çıkma yasakları çok oldu. Hani zaten gelemeyecekleri bir süreç oldu. Onu yönetebilmek. Bir de tabii ki önümüzü göremiyorduk pandeminin başında. Yani çok yoğunluk olabilirse, hastane dolar taşarsa, sadece 3. kuleyi ayırdık ama eğer bu yetmezse, işte sonrasında 1. kule, sonra belki diğer kulelere de yatak ya da yoğun bakım ayırma ihtiyacı olursa diye de ister istemez poliklinik sayılarımızı indirdik. Zaten bakanlığımız bize dedi ki elektif vaka almayın, elektif işlem yapmayın bu süreçte. İşte neden? Bu pandemiye hazırlıklı olalım. Hastaneler gereksiz yere dolu olmasın ki hani boş tutalım. Ne olacağını bilmiyoruz. Çok şükür ülkemizde pek çok diğer ülkeye göre çok iyi seyretti. Hiçbir zaman yani bizim hastanemizde de ülke genelinde de yoğun bakım doluluk oranlarımız %60'ların üzerine çıkmadı. Servis doluluk oranlarımız keza hani bakan bey her gün söyledi bunları. %50'lerin 60'ın üzerine hiçbir zaman çıkmadı. Ve bunlara ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla biz düşük riskli gebe grubunu bu şekilde bir gebe takibiyle yönetiyoruz. Bu şekilde gidiyor. Ama tabii ki yüksek riskli dediğimiz bir grup var. Tabii ki yüksek riskli gebeler için bu izlem planı geçerli değil. Yine düzenli aralarla gelmeleri çok çok önemli arz ediyor. Nedir bunlar? İşte gebeliğinde tansiyonu yükselen veya gebelikten önce tansiyon hastası olan gebeler, kalp hastası olan gebeler, şeker hastası olan gebeler veya daha önce gebelik kaybı yaşamış, işte defalarca düşük yapmış, tekrarlayan gebelik kaybı dediğimiz gruba giren gebeler gibi risk faktörü olan grup veya tüp bebekle hamile kalmış, daha sık takiplerinin gerektirdiği gruplar bu gruba dahil değil. Onlar yine rutin takiplerine geldiler. O gebeler için de ayrı alanlarda, poliklinik alanlarında, ayrı polikliniklerde hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra doğumda nasıl bir yönetim izledik? Pardon Özlem, buraya geçmeden bir şey sorabilir miyim? Evet. Daha doğrusu iki tane şey soracağım. Tabii. Bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Genelde bizim açımızdan gördüğümüz bir şey, hani gebelerde genellikle özellikle ilk trimesterde ilaçlarla ilgili, istenmeden alınan ilaçlarla ilgili bir takım kaygılar var. Özellikle de bu kaygılar bebeğe zarar verme noktasında karşımıza çıkıyor. Yani ben bebeğime zarar verdim mi? Acaba böyle bir sorun var mı gibi. Ben şunu sormak istiyorum. Covid-19'un özellikle ilaçların teratojenik etkisi ya da
süte geçmesi gibi durumlarda herhangi bir etkisi var mı? Birinci sorun bu. İkinci soru da bu biraz önce anlatmış olduğun önlemleri diyeyim. Bu Türkiye'deki rakamlarla da birleştirdiğimizde yani önümüzdeki süreçte herhangi bir şekilde gevşetmeyi ya da değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Evet, çok güzel sorular. Teşekkür ederim Sefer Hocam. Şimdi ilk olarak normal COVID-19 hastalarında kullanılan ilaçlarla başlayalım. Bunlar tabii aslında şu anda bile hala etkisi net kanıtlanmamış. Ama işte Çin'den bize gelen verilerle bizim de işte gözlemsel amaçlı başladığımız tedaviler. Çok şükür ki bu kullanılan, bu listede bulunan, bakanlığın erişkin tedavi algoritmasına yer alan bu ilaçların hiçbiri plasentadan geçmesine rağmen teratojenik değil. Bu bizi biraz rahatlattı. Bir tek o favipavir denen ilaç dışında, evet. O teratojen, onu gebelerde hiçbir şekilde önerilmediği için biz de önerdik. Bir de ikinci yönü, gebelikte acaba hemen tedavi başlayalım mı? Bu da aslında çok gerekli olmadı. Şöyle ki gebelerde demin başta da söylediğim gibi aslında çok daha semptomlar hafif seyrediyor. İşte bir ateşi olan gebeye hemen kinin başlamak veya hemen diğer ilaçları başlamak yerine bir parasetamol vermek ki bunu biz zaten önceden de gebeliğin ilk 3 ayında da güvenle kullandığımız bir ilaçtı parasetamol ağrı kesiciler. Ve onu biraz bir süre takip etmekle de aslında biz gebelerimizin çoğunu bu şekilde götürebildik. Özellikle ilk 3 ayında olan gebelerimiz. Yani daha ileri safhalara bir gereksinimleri çok şükür ki olmadı. Bu da neye bağlıyoruz? Belki gebelikte bir miktar immün sistemin baskılanmış olması ve buna bağlı o hani virüsün vücuda girdiğinde oluşturduğu immün reaksiyonun belki gebelerde biraz daha olanaksızlığını sağladığı için. Belki gebelikte yükselen progesteron hormonunun bu süreçte belki ACE2 reseptörleri üzerinden hani bu etkiyi rahatlatması da bağlıyoruz. Ama tabii bunların hiçbirinin net kanıtlanmış bir şey yok. Çok şükür hani daha ileri aşamaya geçmek çok fazla gerekmedi. Gerektiğinde de ne yaptık? Biz yine bir avantajımız şehir hastanesi multidisipliner bir hastane. Bence bu dönemde gebelerimiz başvuracakları hastaneyi seçerken buna da çok önem vermeliler. Kesinlikle multidisipliner ve kurumsal bir hastaneye başvurmaları gerekiyor. Çünkü biz VOK gebelerin yönetimini tek başımıza asla yapmıyoruz. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı, bir perinatolog, bir yeni doğan uzmanı ve gerekirse yine diğer branşlardan da destek alarak multidisipliner bir yaklaşımla kararlarımızı ve yönetimimizi belirledik. Yani tedavi şemasını yine hep birlikte oturup masaya konuşarak belirledik. Solunum sıkıntısı ön planda olan gebelerde birkaç gebemizdekinin tedavisine başlamak gerekti gerçekten. Biz gebelik sürecinde yine tanı yöntemlerinden de çok rahat faydalandık. Çünkü hani o konuda da gebelerimiz rahat olsun. Bir tane akciğer filminin çok ciddi bir teratojen radyasyon etkisi yok. Çok düşük bir radyasyonu var. Yine biz tomografiyi de keza düşük dozlarda kullanabildik bu süreçte. Çok şüpheli ve gereken hasta grubumuzda. Dolayısıyla bu bulguları tomografiyle ispatlanmış olan bir ya da iki gebemiz oldu bu şekilde. Bunlar da kinin tedavisini tabii ki onamlarını da aldıktan sonra hastanın da kabul etmesi önemli. Başlamak durumunda kaldık ve bu hastaları da yine bizim üçüncü kulemiz dediğimiz pandemi kulesinde oradaki ekiple birlikte ve orada takibini yaptık. Yani acil alanından oraya transferini sağlayarak gebelikle ilgili bir problemi olmadığı zaman hep takipleri o kulede gerçekleştirildi. İlaçlarla ilgili böyle bir endişe yok. Son peki önlemlerle ilgili? Yani biraz önce emzirmeyi ve süte geçmeyi de sormuştun. İstersen evet. Tamam peki tamam pardon. Tabii doğru. Şimdi emzirme süreci çok önemliydi. Bu konuda da yeterince aslında literatürde veri yok. CDC ve Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte bakıldığında hani onlar da birbirle çelişen demeçler verdiler. Birisi emzirsinler anneler, anne sütü çok önemli dedi. Diğeri COVID pozitif bir gebe ise yine bunu anneyle konuşarak karar verilsin ve işte gerekirse de bebek anneden ayrılsın, sütü sağılarak bebeğe anne sütü verilsin dedi.
Biz nasıl yaptık? Biz genellikle bu acil alanımızda takip ettiğimiz şüpheli grupta, biliyorsunuz onlara PCR testi aynı erişkindeki gibi yine alınarak testin çıkmasını bekliyoruz. Bu bekleme sürecinde eğer doğum gerçekleşirse veya sezaryen, bebeği anneden ayırdık o süreçte. Ayrı bir alana aldık. Yani hemen odadan çıkararak ayırdık. Çünkü bu damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon. Dolayısıyla bebek de ağzında N95 maskeyle doğmadığına göre ve literatürde bildirilen bir iki tane böyle bebekte pozitif vakanın da hep buna bağlandığı düşünülüyor. Yani hemen doğum sonrası bir bulaş olmuş olabileceği. Çünkü anneden bebeğe geçişe dair bir delil yok. Biz onun için ayrı bir önlem aldık. Ayrı bir arenada doğumu gerçekleştirdikten sonra bebeği hemen yeni doğan ekibi dışarı alarak canlandırmasını orada yaparak transport küvezi dediğimiz özel bir küveze konarak bizim yine yan kulemiz çocuk kulesiydi. Orada ayrılmış yeni doğan yoğun bakım ünitesine gönderildi. Ve bu süreçte tabii yine anne sütünden mahrum bırakmayarak, anne sütünü sağarak kendi emzirme ekibimiz çok cansiperane çalıştı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hemen annenin sütünü bebeğine ulaştırdılar ve anne sütü almaya devam etti bebekler. Çünkü biliyoruz ki anne sütü önemli. İçerisinde pek çok koruyucu, immünoglobulin dediğimiz antikor içeriyor ve bebeğin bağışıklık sistemi için özellikle ilk gelen süt çok önemli. Biz bunu tesis etmiş olduk. Ne zaman ki annenin sonucu negatif çıktı veya pozitif çıktı ama işte genel durumu iyiye doğru gitti. O süreç bittikten sonra, yani pozitif çıkan bir annede negatifleştikten sonra anneyle bebeği bir araya getirdik. Ama tabii ki annelerin onayını aldık. Eğer çok ısrarla emzirmek isteyen olursa diye mutlaka anlattık olası riskleri de. İnanır mısın? Yani öyle çok da isteyen olmadı. Yani anne kendi pozitifken ben alayım bebeği kucağıma emzireyim demedi. Hani ben de anne olarak şimdi düşünüyorum der miydim? Herhalde ben de demezdim. Ama tabii ki bu süreç devam edecek. Yani bu anneleri biz evlerine yolladıktan sonrası da çok önemli. Kaburgunluk sonrası dönem. Aynı önlemleri yani maske takarak emzirme, el hijyenine dikkat ederek emzirme önlemleri, sütünü sağdığı bütün o aletlerin dezenfeksiyonu, sterilizasyonu önlemlerini evde de devam ettirmek gerekiyor. Pozitif olmasa bile anne eğer şüpheli olarak takip edildiyse ki biliyoruz bazen de pozitif olmayıp geç dönemde pozitifleşen de bir grup var. Her türlü riske karşı yine annenin de evde bebekle yattığı odayı yine en az 1 metre, 2 metre mesafe olacak şekilde beşiği annenin yatağına yakın şekilde yerleştirmesi, bu dönemde ziyaretçi alınmaması, ki biz hastanemizde refakatçi ve ziyaretçileri hep kısıtladık bu süreçte. Onların evde de bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani işte biliriz, doğum yaptı, anneyi ziyaret edelim, işte bebeği değil mi bir görelim isteyen yakınlarımız olur, muhakkak büyük aile olur. Ama ne yazık ki bu süreçte bunlara izin vermemek gerekiyor. Hatta evde birlikte yaşadığı diğer ebeveyn ve diğer aile üyelerinin de bu süreçte taburcu olmuş anne adayı ve bebeği koruma altına almaları adına bütün bu önlemlere dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum. Bu biraz önce bahsettiğin önlemleri konusunda hani ne diyebilirsin? Aslında hani bu süreçte sorumu tekrarlayayım istersen. Nasıl bu gelen rakamlar ışığında evet. Da evet bu süreçte nasıl bir şey düşünüyorsun? Evet, çok şükür ki hakikaten güzel gidiyoruz. Ölüm sayıları düşüyor. Vaka sayıları da düşüşe geçti. Bu anlamda tabii ki normale dönüş için planlamalar biz de yapıyoruz. Özellikle Haziran'ın başından itibaren gibi hani konuşuluyor şimdilik eğer ekstrem bir durum olmazsa. Ama geçiş süreci bence pandemi sürecinden çok daha iyi yönetilmeli ve çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu süreçte artık hani semptomu olan, olmayan, geçirmiş olan hepsi birbirine karışacak. Bu anlamda daha fazla önlem almamız gerekecek ve biz de planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Yani şu demin gösterdiğim o triyajlarımız devam edecek. Sürecinde de devam edecek. Normal poliklinikler işlemeye başladığında da yine mesela MHRS sisteminden verdiğimiz randevuların araları eskisi gibi asla 10 dakika olamaz. Yine 20 dakikalar, 30 dakikalar olacak. Yani bekleme süreleri, İki hastanın birbiri arasındaki süreyi mümkün olduğu kadar yine
gevşek tutmak durumundayız. Odaların havalandırılması, bir hasta çıktıktan sonra yeni bir hasta alınana kadarki süreçte temizliklerin, önlemlerin alınması aynen devam edecek. Biz mesela ultrason cihazlarımızı bile bir hastadan diğerine korumak adına o normal problarına bile prezervatif geçirdik bu süreçte. Onların her sabah her akşam temizlik dezenfeksiyon işlemlerini organize ettik. Anne çıktıktan sonra yeni bir gebeyi almadan havanın değiştirilmesi adına odanın havalandırılmasını tesis ettik. Bu önlemleri aynen devam edeceğiz. Ha, ne yapıyorduk? Hastalarımızın hepsine maske veriyorduk biz bu süreçte. Yine öyle yapacağız. Yani yine maskeyle gelecekler. Poliklinik alanında yine maskeyle bekleyecekler. Poliklinik bekleme alanlarımızı birer atlayarak tesis etmiştik bu dönemde. Yine ona devam edeceğiz. Yan yana asla oturmalarına izin vermeyeceğiz. Hasta yakınlarıyla ve refakatçi ve ziyaretçi ile ilgili aldığımız önlemleri de belki bir noktada biraz gevşetebiliriz. Çünkü sezaryen olan hastalarımız zorlandılar hakikaten. Bir refakatçi istiyorlar yanlarına. Belki onlar için bir gevşetme olabilir ama bu refakatçinin de yine bütün bu önlem ve kurallara uyması koşuluyla. Hani bunlar ona anlatılarak ve odadan hiç çıkmayacağı kendisine tembihlenerek bu şekilde bir miktar belki gevşetmeler olabilir. Ama aynı önlemleri devam ettirmek durumundayız. Çünkü dediğim gibi geçiş süreci bizim için çok daha önemli. İkinci bir dalga olmasını istemiyoruz. Çok doğru, çok doğru yerinde. Peki programımızın sonuna geldik. Bir soruyla istersen kapatalım programı. İşi doğum süreci kaldı. Doğumu da ben... Peki, tamam, okey. Tamam. Çok kısa şöyle bir inovatif girişimimiz oldu. Hani onu eğer süre varsa paylaşmak. Tabii tabii. Bir yaklaşık 15 dakikamız daha var. Tamam. Şöyle paylaşalım o zaman. Görünüyor mu? Görünüyor. Çok net görünüyor. Şimdi dediğim acildeki ayrı kültür izolasyon alanımız ve bu dönemde şehir hastanesinin bize artıları, bakın buralar hep negatif basınçlı. Biliyorsunuz önerilen hem kültür alım alanlarının hem doğum alanlarının negatif izolasyon odalarında, negatif basınçlı alanlarda yapılmasıydı. Bu çok hastanede oluşturulamadı zannederim ama şehir hastanesinin bu süreçte bize bir katkısı da bu oldu. Çünkü bu negatif basınç aynı zamanda sağlık personelini de koruma altına almış oluyor. Biz yine bu alanda doğum sırasında, özellikle normal vajinal doğum sırasında oluşulabilecek damlacık izolasyonunu, odaya olan yayılımı önlemek adına bir Türk firma, yerli firmadan destek alarak kendi çizdiğimiz bir doğum masası siperliği kullanıyoruz. Şöyle ki yani tam ıkınma sürecinde anneyi masaya aldığımızda bakın bütün personelimiz tam ekipmanıyla giyinmiş durumda. İşte gerek N95 maskeleri ki bunlar çok önemli alınan önlemler. Gerekse tulumları, ayaklıkları, eldivenleri çift kat. Ve aynı zamanda annemizin de böyle karın boşluğundan itibaren şu şekilde çadır gibi aslında bir nevi yatakların üzerine konan cibinlik denir hani halk adına. Ona benzer bir sistem kullandık. Amacımız anneden bebeğe olası bir yeni doğana olası bir bulaşı engellemek ve aynı zamanda sağlık personelimizin de korunmasını sağlamak. Ama bunu her gebede kullanmadık. Sadece COVID pozitif olduğu ispatlanmış olan ve normal doğum yapan anne adayları için bu doğum masasını kullandık ve bu sayede de gerçekten çok şükür ne bir personelimizde ne de bir yeni doğanımızda bir pozitif vakamız olmadı. Bu da yine yönetimde bize kolaylık sağladı. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi ve pek çok hastane de bizden bunu örnekledi. Örnekledi, güzel. Evet, ve yayılımını da sağlamış olduk. Güzel. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Ben burada son olarak aslında kişisel fikrini sormak istiyorum. Bunu genelde programın sonunda soruyoruz. Bizi nasıl gelecek bekliyor? Genel olarak hani günlük yaşamı da biraz için içine katarak nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz? Bunu soracağım. Yani bu pandemi sürecinin bize götürüleri olduğu kadar getirileri de oldu. Biraz daha dijitalleştik. İşte hani bir örneği bu. Evet. Çok eğitimimizi bile artık biz test sunumlarını bu şekilde yapıyoruz asistanlarımızın. Herhalde bundan sonraki süreçte de eğitim biraz daha dijitalize bir şekilde gidecek. Yine hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Belki bu el hijyeni ve izolasyonla ilgili kurallar uzun bir süre daha devam edilecek. Belki de yaşantımızın bir parçası haline gelecek.
Aslında bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Ama tabii birbirimizi kucaklamayı özlüyoruz. Evet. Bir tek öyle bir sıkıntısı olacak. Bizim toplum dokunmatik bir toplum aslında, evet, onun için. Evet, ama belki de biraz fazla dokunmatiktik. Ya yani, evet, doğru. Biraz bu anlamda bir şey var. Bize bir katkısı da olmuş. Doğru. Tabii ki bu pandeminin bir an önce sağlıkla atlatılıp hani normal günlere döneceğimizin özlemini çekiyorum. İnşallah. İnşallah. Ama hiçbir zaman eski süreçlerin olmayacağını, yani çok kalabalık ortamlar, belki çok kalabalık toplantılar, hani belki artık formatın hep böyle gideceğini, belki bir zaman içinde kongrelerin bile onlar böyle dijital ortamlardan en azından bir süre için gideceğini tahmin ediyorum ben. Ama iyi olacağını düşünüyorum, umutsuz değilim. Çok şükür biz Türkiye olarak sağlık altyapısı iyi bir ülkeyiz. Bunu da aslında şu süreçte hani böyle kötü bir bahaneyle bile olsa dünyaya da kanıtlamış olduk. Ben bu anlamda ülkemle de gurur duyuyorum. Ve tabii ki bu altyapıyı bize sağlayan gerek devletimiz gerekse Sağlık Bakanımız bu süreci çok güzel götürdü. Gerek bilim kuruluyla oluşturduğu ekibiyle. Yani hiçbir ülkede bunu görmedik. Bir bilim kurulu ya da onun yönergeleri dikkate alınmadı. Pek çok dünyanın gelişmiş ülkesinde görmedik. Ben o anlamda çok umutluyum. İyi yönettiğimizi de düşünüyorum. Ve bundan sonrası için de ülkemizin bu savaştan hakkıyla çıkacağına eminim. Ama tabii ki önlemlere uzunca bir süre daha, belki bir yıl, belki iki yıl daha yine dikkat edilerek bu sürecin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Vesile olduğu için ben tekrar kanalbu.com ekibine ve sevgili sınıf arkadaşım Profesör Zafer Güney'e de teşekkür ediyorum. Aslında gebelerimizin kafasına takılan pek çok soruyu da buradan yanıtlamış olduk. Gebelerimiz evet, lütfen sağlık kuruluşlarına ve Türkiye'nin sağlık altyapısına güvensinler. Kuruluşlarda, özellikle kamusal alanlarda, özellikle büyük multidisipliner hastanelerde onlar için bütün önlemler, bütün güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Buna emin olsunlar. Ve asla mesela şöyle bir grup oldu bu süreçte. O beni çok korkuttu. Acaba evde mi doğursak? Hiç hastaneye gitmesek. Asla bunu düşünmesinler, ne olur. Çünkü biliyoruz ki biz son 10 yılda anne ölümlerini azaltmış bir ülkeyiz. Bizim en büyük başarımız. Ve bunu da hastane doğumlarını %98'lere çıkarmaya borçluyuz. Yani ev doğumları hemen hemen %1'lere kadar düşürüldü. Ne olur o günlere geri dönmeyelim. Hani bunu akıllarına hiç getirmesinler. Dediğim gibi İngiltere böyle bir rehber yayınladı çünkü ev doğumlarını güçlendirmek adına. Onlarda böyle bir altyapı yoktu. Hani bunu hepimiz gördük. Çok zorladılar. Hastaneleri dolup taştı. Normal hizmeti devam ettiremediler. Bizim öyle bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Normal hastalara da bakabiliyoruz. Her türlü ameliyata, her türlü aciliyete cevap verebiliyoruz. Ve ne olursun doğumlarını hiç çekinmeden gelip sağlık kuruluşlarında yapmaya da devam etsin. Teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü yayınımızda Sayın Profesör Doktor Özlem Moraloğlu Tekin konuğumuzdu. Kendisi Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nin başhekimi aynı zamanda. Kendisine vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben programımıza de çok katıldığı ederim için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. İyi günler.